Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir Salı akşamı karşınızda değiliz. Bugün özel bir program yapıyoruz. Özel bir misafirimiz var. Bugün az önce konuştuğumu bu hafta Perşembe akşamı yapıyoruz. O yüzden hoş geldiniz. E, siyasette çok gelişmeler, Türkiye gündeminde bir sürü konuşacağımız şey var ama özellikle son dönem anketlere baktığınız zaman bir parti çok dikkat çekiyor. E, yükselişi, e, liderinin söylemleri... E, çok merak ediliyor. Bugün gelen sorulardan da muhtemelen sosyal medyadan takip ediyor olursanız göreceksiniz ki e, enteresan bir merak ve ilgi odağı. O partinin genel başkanı, İyi Parti genel başkanı Sayın Meral Akşener bugün az önce konuştuğumda konu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? E, bizim için e, bugün Programın ayrı bir anlamı var. Biz ilk kez e, bu sezon programa başladık. İlk kez bir hanımefendiyi de konuk ediyoruz. Çok teşekkür bir kadını Türkiye'de çok saygın ve etkili e, kadınlarından ederim. birini konuk etmek de çok benim için hem onur ederim. hem de şeref bu anlamda. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Aracılığınızla bizi izleyen herkese en derin saygılarımı sevgilerimi e, sizin e, üzerinizden göndermek çok istiyorum. Ederim. Çok e, teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan sizin oylar niye artıyor? <laughs> Çalıştığımız için. Ama herkes çalışıyor baktığınız Şimdi, zaman. Yo, bakın bizim çalışmamız daha farklı. Türkiye'de uzunca bir zamandır kutuplaşma üzerinden bir e, siyaset dili e, yürüdü. Yani bir tarafta e, sekülerliğin temsilcisi gibi görebildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi, bir tarafta e, daha dindar e, insanların temsilcisiymiş gibi e, kendini konumlandırmış bir Ak Parti ve e, Ak Parti'nin Genel Başkanı tarafından da bu iki e, eksen üzerinden insanların birbirine düşman edildiği kutuplaştırıldığı fi tarihinde e, olmamış ama olmuş gibi anlatılan yani sizlerin sizin yaş grubunun bambaşka e, dertleri varken tarihte olmamış ama olmuş gibi gösteren inönü devrinde denilen CHP zihniyeti denilen bir e, ...çalışma ve bir siyaset dili vardı. Bir gün bir şey fark ettim ben. Grup konuşmasını yaptım. Çıktım. Gazeteciler şöyle... E, ...oluyor ya çıkışta. Bir yarım ay yapmışlar. Bana bir soru sorular. Ben de böyle yani kendime göre çok iyi bir konuşma... ...yapmış olarak kabul ediyorum kendimi. Onunla ilgili soru soracak zannettim. Sorulan neydi? Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir şeyler söylemiş. Yani hakaret etmiş. Sayın Kılıçdaroğlu cevap vermiş. Bana da soru şu, o ona bunu dedi, bu buna şunu söyledi, siz ne diyorsunuz? Yani bana ne sözü ağzımdan çıkacaktı, neyse tuttum, bir şeyler söyledim ve çıktım gittim. Bir hafta sonra 20 Ocak 2020 tarihinde ben Anadolu'ya çıktım. İlçe, ilçe esnaf gezmeye başladım, daha pandemi yok. Antalya ile başladık ve devamı geldi. Bir şey gördü seçmenimiz de. O da şu. Şimdi yukarıda e, siyasetin dili bu şekilde olunca, yani tamamen değerler üzerinden, e, işte gözünün üstünde kaşın var, kaşının altında gözün var. Bu nasıl olur? Üzerinden yürüdüğü için, soyut kavramlar üzerinden bir kavga dili oluşturulduğu için sizin derdiniz, mesela kaç doğumlusunuz? 78. Evet. 78 doğumlu bir gencin. X, e, hani X, Y, Z diye gidiyor. Şimdi gençler, X diyelim e, grubundan bir gençsiniz siz. Çok başka türlü hayalleriniz, umutlarınız ya da bunlara bağlı olarak umutsuzluklarınız var. Şimdi siz istiyorsunuz ki sizin dertleriniz konuşulsun siyasette ve onlara çözüm aransın. Esnaf, esnafta da aynıydı. Biz esnaf gezerken neleri gördük? E, i̇şsiz genci gördük. Tencere kaynatamayan kadını gördük. Arkasından e, çiftçiyi gördük, köylüyü gördük derken bunu bir e, planlı hale getirdik. E, ben grup konuşmalarıma o hafta gittiğim her hafta gidiyorum. E, e, gittiğim ilçelerde esnaftan öğrendim. Oradaki insanlardan öğrendiklerimi koyduk. E, bunlarla ilgili e, arkadaşlarımız araştırma önergeleri, soru önergeleri verdiler. Sonra önce sadece tespitler üzerinden gittik. Sonradan zaman geçti, pandemi geldi vesaire derken bu sefer çözüm önerilerimizi de. Çünkü iktidarın Anadolu'da bir söz vardır. dumanat tutulmuş kaz gibi. Yani önünü göremeyen e, bir durumu olduğunu gördük. Özellikle pandemide bu sefer somut çözüm önerilerimizle birlikte alın bu bir miri maldır kullanın kardeşim e, yeter ki seçmen, e, yeter ki vatandaş faydalansın diye bu sefer çözüme yönelik başladık. Ve ister istemez o, o kibir abidesi e, iktidarın mensuplarının dikkatini çekmeye başladı. He, adımı anmasalar bile e, o, o konuda konuşmaya başladılar. ve e, Onun için şimdi size EYT'lilerin bizden bahsedin diye geliyordur muhtemelen. Tıbbi sekreterlerden evet. geliyordur. 3600 ek gösterge sözü verilip unutulup yalan Siz hale döndürülen. Siz bunları döndürüler. nasıl çözeceksiniz ki? Niye size geliyor bunlar? Sizin üzerinizden bir kere e, dikkate sunmak onları kamuoyu nezdinde canlı hmm. tutmak istiyor. Unutuyor, unutuluyor çünkü. Bir başlarsa gene göz kaş üzerinden kavgaya başlanıldığı zaman bu insanlar tamamen unutuluyor. Ve dertler unutuluyor, çaresizlikleri unutuluyor. Benim yaptığım iş hem iktidara bu arkadaşlarla ilgili çözüm önerilerini sunuyoruz. Onlar yapmadığı takdirde biz yapacağız bunları yani kaç lira para koyduğumuza kadar e, bunlar söyleniyor ama onun ötesinde biz düzenli canlı tutuyoruz. Yani ne demek şu demek e, biz vatandaşın velinimet olduğu bir dille makul bir siyaset yapıyoruz kavgadan uzak yani AK Partili seçmenlerle karşılaşıyorum esnaflarla karşılaşıyorum onlar benim Tayyip Erdoğan'a Sayın Erdoğan'a düşman olmadığımı biliyor. Sayın Erdoğan'ın benim düşmanım olmadığını biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin benim düşmanım olmadığını biliyor. Dolayısıyla seçmenin, vatandaşın, milletin istediği de bu kendi dertlerinin rekabet ortamında konuşulduğu, yani siyasi rekabette de onların dertleri üzerinden ve çözümler üzerinden yapıldığı bir politik düzenek istiyor düşmanız, Biz onu yapıyoruz. Bir düşmanınız var mı? Hayır. Sıfır. Gerçekten yok. Yani daha, siyasi, daha önceki siyasi dönemden falan da yani o hani DYP dönemi. hayır kız, iş, kız, kızım insanlar var kim elbette. Var ha, en on, çok hayattaki yani kızıyorsun? onları söyleyemem tabii de e, normal e, sadece milletvekili olsam söylerdim de genel başkan olunca olmuyor. Ama gerçekten iştenlikle söylüyorum. Yani işte bana sayabilirsiniz e, siyasi partilerden gerçekten düşmanlık isim yok dediniz ki bizim benim yaptığım iş siyasette bayağı somut öneri söylüyorum. Ne yapılacağını evet. öneriyorum dediniz. Evet tespitleri. Şöyle yapalım mı? Mesela bugün herkesin en çok üstünde konuştuğu konu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar. Evet hemen. Buyurun siz çözün biz de dinleyelim nasıl çözüyorsunuz. Evet hemen. Lütfen. Şimdi birincisi ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okumadım. Ama benim eşim Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Yeğenim Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Şimdi ilginç bir şey var. Bir kere bunu bilmedikleri ya da bilip sinirlerini bozduğu için bu konu böyle tahammüden bir iş yapıldı Türkiye'de. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin 80 nin öncesinde Enis Berberoğlu'yla, Sayın Enis Berberoğlu'yla benim eşim Boğaziçi Üniversitesi'nde beraber okudular. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanı, benim eşim de benimle o zamanlar nişanlı olduğu için ülkücü. <laughs> Bir dakika, sizinle bir dakika, bir saniye, bir dakika. Nasıl sizinle nişanlılık için? Aslında değil mi? Hayır, hayır. Yani. Nişanlıktan dolayı mecburen bir gücü oldu yani, nasıl oldu? Vallahi onu kendisine soracağız. Burada yani enteresan bir ben, haber var, bir dakika. Bunu e, e, sonra konuşuruz. Evet, şaka yapıyorum Şimdi şöyle, eşim benim Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin oğlu. Kendisi de e, 20 yaşına kadar e, mağocu. Sonra e, benimle e, yani ülkücü oldu. Çok Çünkü sert siz... bir ülkücü oldu. Ben bir e, il başkanının kız kardeşi. <laughs> Bu benim çok hoşuma giden, kendimi değerli hissettiren bir konu olduğu için eşimin de hoş sığınarak anlatıyorum. Ama biri Türk milliyetçisi, ülkücü, birisi de sosyal demokrasinin biraz daha ilerisinde solcu bir arkadaş. Sayın Ahmet Davutoğlu da o dönemde, Boğaziçi'nde okuyor. Şimdi bunlar hepsi birbirini tanıyorlar. Ne, İlginç ne, olanın ne dönem? Şimdi olarak? eş Makine'de da okuyor, diğerleri ekonomide okuyor. Fakat hiç kavga etmediler. Boğaz içinde sadece solcu kavgası hiç olmadı. Herkes birbirini saygıyla dinledi. Çok ilginçtir bu. Biz de Edebiyat Fakültesi'nde yani gruplar halinde geziyoruz, herkes birbirini dövüyor. Şimdi böyle bir e, insanların birbirine saygı duyduğu Hocalarından, talebelerine, öğrencilerine yansıyan bir saygı Güzel. kavramının, e, hoşgörü demiyorum bakın, saygı duyulan bir e, kültürü var. Sonra 99 yılında mezun oldu benim ablamın kızı. O zaman da başörtüsü meselesi var. Sizin jenerasyondandır. Evet. Şimdi başörtüsü konusunda da şimdi ben o zaman İçişleri Bakanı 97 96 Kasımıyla 97'nin Temmuz başına kadar İçişleri Bakanlığı yaptım. 28 Şubat sürecinin çok sert onun karşısında sert tutum almış bir politikacıyım ve benim yeğenim kendi başı açık ama başörtüsü için mücadele etmeye hazır. Onun kuzenlerinin de başörtülü, abimin kızları da başörtülü. Şimdi böyle bir pozisyonda edebiyat fakültesinde gene benim okuduğum edebiyat fakültesinde edebiyat fakültesi tarih bölümünde okuyan benim yeğenimi örtülü yeğenimin başını açma zorlayan bir edebiyat fakültesi vardı. Ama buna karşılık Boğaziçi Üniversitesi'nde Başı örtülü kızların ne derste ne okulun içinde ne bir hoca ne de bir öğrenci onların başını açmaya askeriye rağmen o günkü vesayet odaklarına rağmen el uzatan olmadı. Şimdi bu kültür çok özel bir kültür. Bu gelenek çok özel bir gelenek. Türkiye için yaşaması gereken bir. Şimdi, Sayın Erdoğan ne yaptı? Kendisine bu ıı, pa, ıı, partili cumhurbaşkanlığı sistemi her şey kendi başına halletme yetkisi verdi. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atadı. Boğaziçi Üniversitesi'nin dışından bir rektör. Ee, başarısız olduğu tescilli bir rektör. Ve e, o okuldan AK Partili hocalar var o okulda halen. Bu arkadaştan önceki rektör de AK Partili bir milletvekilinin kardeşi. Onunla ilgili niye olmadı bunlar? Ne öğrenciler ne hocalar herhangi bir tepki ortaya koymadılar. Niçin bu kişiyle? Okulun dışından biri diye. Evet. Buradaki mesele özel bir kriz tanzimidir. Ne demek o? Yani şu, bunun böyle olacağı biline biline. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin benim eleştirdiğim, o dönemde benim eleştirdiğim. Ama bir kısım insanın da çok ters, ağır tepki gösterdiği Sayın Erdoğan'ın çözüm sürecini çok böyle iştiyakla yaptığı bir dönemde de konferanslar, paneller, konuşmalar orada yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi açtı kapılarını. Şimdi böyle bir okul. Bazen hani eleştirebileceğimiz adımları olsa bile ama bu saygılı tavrı siz onu yani şu düğmeye bastığınızda hangi tavrın olacağını bildiğiniz bir kuruma bilerek tamiden siz kriz çıkartmak üzere Kriz tanzim ediyorsunuz. Yani böyle olacağını Bunu bilselerdi bil bugün mesela Ay bilerek bilerek yine ben bil mı diyorsunuz? bilerek yaptıklarına inanıyorum. Çünkü e, ben yaptım oldu. Yani öyle ilginç bir şey ki ben yaptım oldu. Şimdi 80 öncesinde biz bunları gördük. 80 öncesinde kaosun krizin parçası olan onu çıkaran sonra onu yönetemedi. Biz o zaman öğrenciydik izlenimlerimizi söylüyoruz. 28 Şubat'ta da benzer şeyler oldu. Ve e, o 28 Şubat'ta o başörtülü kız çocuklarıyla ilgili Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde benim bildiğim yerlerde pek çok e, problem oldu. Oralarda eylemler yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmadı. Şimdi en azından bir ahte vefa olması gerekir. Buna uyulmadı. En acısı da budur. Şimdi ben olsam ne yapardım? Bir şey soracağım. Siz olsanız ne yapardınız lütfen cevaplayın yine. O çünkü <laughs> benim sorum. Fakat böyle bir kriz çıkarmak ne işine yarayacak ki? Yani iktidarın. Zaten 40 tane terör örgütü var her tarafımızda. Onlarla mücadele ediyor Türkiye. E, salgın süreci var bütün bir birlikte bizde. Bu e, Bunun yansımaları var. Ama, yani bir de hayır, ne hayır, hayır, bu ne işe yarayacak? Ama mesela sizin derdinizle konuşamıyoruz biz üretilmiş krizlerde sizin derdinizi konuşamayız. Ee, şimdi biz neleri konuşuyorduk? 2 milyon esnafın derdini konuşuyorduk. Ee, açılan kredilerin e, Ekim, Kasım gibi ödeme, Ekim'de e, ödemeleri başlıyordu. Baktılar ki iş kötü. Hazirana kadar e, ertelendi. Hazirana kadar ertelendikten sonra da biz dedik ki muhalefet olarak, muhalefet partisi olarak, iyi parti olarak dedi ki kardeşim bütün bankalarla oturun. Faizi hazine ödesin. Ve bu insanlara bir yıl erteleyin, bir yıl sonra da bunu taksitlendirin ama o bir yıllık süreçte de şey olmasın, faizi olmasın ve sadece devlet değil, diğer bankalarla da olsun. Şimdi biz bunları konuşurken, konuşmamız gereken o. Şimdi Candaş Bey, Anadolu'yu geziyorum. Bakın yepyeni ben Düzce'den geldim. Yani çarşamba günü, dün Düzce'deydim. 12 yaşında bir çocuk, kalbim ağrıyor bir çocuk geldi eğildi kulağıma bir şey söyleyebilir miyim böyle hani parmağını kaldırır gibi bir şey söyle söyle çocuk böyle bir ses tonuyla bizim evde bir telefon var işte üç kardeşiz bir de televizyon var yetmiyor eğildi ya gene o ses gitti tablet verir misiniz bunları konuşmuyorsunuz üretilmiş kriz olduğu zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde. Şimdi ben geziyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ni soran yok. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin e, tavırlarıyla ilgili bir şikayet de yok. İşte teröristlenmesine yönelik ayıplama var. Ama öncelik esnaf siftah yapamamış oluyor. E, öncelik e, yani kapatacak da ne yapsın? Ee, onu e, sürdüren esnaf bana ne gelecek ben derdim nasıl çözeceğim konusunda bana bugüne kadar yani Ge Boğaziçi Üniversitesi hadiseleri başladığından 3 hafta olmuş. 3 haftadır gittim hiçbir yer. Düzce'ye gittim, Sakarya'ya gittim. Ee, Ankara'nın en son e, Gölbaşı ve Elma Dağı gittim. Soran olmadı ama neyi sordu? işsizim iş bulabilir misiniz? Oğlum işsiz, dört yıldır işsiz, gece oturuyor, gündüz uyuyor, buna iş bulabilir misiniz? Dört yıllık üniversiteden mezun, dört yıldır. Şey, açım, gıda alabilir misiniz? On bir yaşındaki çocuklar gelip, benden tablet isteniyor ama Sakarya milletvekilimiz Ümit Dikbayır'dan ise kömür istiyor. Oyuncak isteyecek çocuk, kömür istiyor evine. Şimdi bunların konuşturulmaması için kriz üretirsiniz. Ben bu arkadaşlara diyorum ki ya arkadaşlar siz bu işi bilmiyorsunuz. 80 öncesini biliyorum. 28 Şubat'ın tam göbeğinde yer aldım hem de tavır koyarak yer aldım. Krizleri çıkaranlar yönetemez. Kaosun parçası olanlar yönetemez. Vazgeçin bu işlerden. Boğaziçi Üniversitesi'ne, Boğaziçi Üniversitesi'nin içinden ama parti yani senin partini destekleyen birisi olabilir. Ama o geleneğe uygun olsun. İki bu derece başarısız bir adam, Türkiye'nin birincilerinin yerleştiği bir okula, o öğrenciye öyle bir kişiyi atadığınız zaman hakaret etmek anlamını taşır. Çıkıp o gençlere terörist derseniz zaten yüzde 60'a yakın genç iyi okullarda okuyan gençler yurt dışına gitmek için hayal kurarken, ona yönelik plan yaparken. Anadolu üniversitelerinde okuyanlar da ah bizim de bir şansımız olsa gidebilir miyiz derken siz gencecik çocuklarınıza bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak onların bir de güvenliğinden sorumlusunuz terörist diyemezsiniz. Küçük ortağınız çıkıp da yılan bunlar başları ezilmeli diyemez. Böyle bir şey olamaz. Ama ne yaparsınız? Şimdi gencecik polisleri de karşına diktiler bir gençle 22 yaşında bir e, polis memuru karşılıklı. Bu hangi devlet aklıdır Bu cıvıklık, bu ciddiyetsizlik. O arada arıza çıkarma, niza çıkarma hareketi. Dolayısıyla bu çocukların bir itirazı var. Melih Bulu'ya itirazları var. Burada ama siz de İçişleri Bakanlığı yaptınız. Dolayısıyla devletin buradaki şeyi çok iyi biliyorsunuz. Eee biz mesela geçen hafta burada Sayın İçişleri Bakanı'nı misafir ettik. O da dedi ki gözaltına aldığımız insanların arasında 7 tane üniversite Boğaziçi öğrencisi var ve terör örgütlerinin mensupları e, e, var. dedi. Öyle olur ama. Öyle olur. Yani şimdi e, böyle olunca ya da Ama sen terör... devletsin. Arkadaş hmm. işte bak eski İçişleri Bakanı söylüyorum. Şimdi sen devletsin. Terör örgütü böyle bağır löm 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 bağırırsanız bu ülkenin Cumhurbaşkanı onun da küçük orta biri terörist birisi de ezin kafasını bunlar yılan derse o insan, o genç çocukların ee, o hakaretler, o, o yani vurun kahbeye hikayesinin karşılığı olarak o öfkeyi yönlendirmek için görev insanları devreye girer. Ya bu çok bilinen bir algoritma. Terör burada devreye girer. Ta, ya, bakın Kesin. görev insanları diyorum tırnak içi. Onlar girer, terör örgütü girer, bu işin erbabı girer, bu işin uzmanı girer, keyif için girer, girer baba girer. Dolayısıyla siz devletsiniz, o çocukların güvenliğinden de sorumlusunuz. O çocuklar davet etmiyor. Bakın siyasi bir e, artı değer oluşturmamak e, konusunda da çok hassas oldular. Benden şahsen Meral Hanım e, gelin buralarda e, bizim yanımızda durun diyen bir kişi olmadı. Ama e, sizin e, dilinizle Sayın Erdoğan'ı uyarın diyen bu dille uyarın diyen o sağduyuya davet edin diyen üniversite hocaları oldu o, o yapıdan da diğer e, üniversitelerden de. Şimdi Trakya Üniversitesi'nden bir adam. Adam da diyemeyiz. Bir yaşam formu. Şu yan, yani yanımda var. okumuşsunuzdur muhtemelen. Cevdet Kılıç. Dekanmış ya. Boğaz içili misiniz Boğaz dışlı mısınız? Onu bunu bilmem aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de şöyle söyleyeyim. Hani siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya biz eylem falan, eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim. Yazıklar olsun bu adama. Yazıklar olsun bu yaşam formuna. Türkiye'de bu tür insanların türeyip bu tür konularda böyle abuk sabuk, böyle çirkin beyanlarda bulunmasına fırsat verenlere de yazıklar olsun. Devlet dediğim şey bu adamın bu şekilde yazmasına, çizmesine müsaade etmez. Şimdi soruşturma açılmış. Neye yarar? Başlangıcında yapmaması gerekiyordu. Neye yarar? Ben de şimdi döneyim diye. Buyur birader. Hadi buyur birader. Hani derler ya. Yahu biz biz, biz neredeyiz? İşte İyi Parti olarak biz bu davranış biçimlerinin, bu çirkinliklerin, bu bu saygısızlığın ve bu çocuklara tahammülsüzlüğün, gençlere tahammülsüzlüğün doğru olmadığını, bu ülkenin cumhur hani seçilmiş altını çizerek söylüyorlar ya, seçilmiş Cumhurbaşkanı, eyvallah, seçilmiş Cumhurbaşkanının o gençlerin de kendi Vatandaşı olduğunun bilincinde olarak oy versin vermesin onların güvenliğinden o terör örgütlerinin e, profesyonellerinin eline düşmemesinden araya sızmasının önüne geçmekten sorumludur. Çok. Çok büyük bir cıvıklık var Candaş Bey. O nasıl yapılıyor Sayın Genel Başkan? Yani çocuklar, üniversite öğrencileri biraz önce anlattınız. Yani evet. kendi okullarında en azından kendi okullarından bir evet. rektör olsun istiyorlar ve eylem yapıyorlar. Evet, Fakat üniversite araya, hocaları da yapıyor. Araya terör örgütü mensupları giriyor. Girerler. Ne yapacak devlet orada ne yapıyor? Mesela çocukları ayırıp müdahale şey mi yapıyor? Nasıl mesela oluyor? Öyle önlem alırsınız ki onlar giremez. Ama bu Şimdi mesela bakalım, şeyde yapılıyor, bana genel okul olarak... dışında yapılıyor okul dışında zaten olmaz yani onlar girer okul dışında çok fazla öğrenci olmaz hmm. şimdi o okul dışında zaten okulun içinde olur yani öğrenci hmm. eylemi çok azdır e, öğre şey dışına çıkan e, sistemin dışına çıkan ama okulun içine de giriliyorsa ya zaten senelerdir e, onu bir siz bilirsiniz orada e, kapıdan içeri girerken terörist girmesin diye PKK'nın, DAEŞ'in, çeşitli örgütlerin cirit attığı bir Türkiye'de üniversitelerde kapıda öğrencinin girip çıktığı alanlarda polis vardır. Ve aşağı yukarı bilir fakülteler fakülteler olduğu için. Yani 10 bin, 15 bin öğrenciyi tanımaz ama fakülte fakülte olduğu için o kapıdan girene göz aşinalığı var. Şimdi birincisi bu. Yani ikincisi yani siz en başında o öğrencilerin taleplerine kulak verdiğiniz takdirde ya da bu krizi üretmediğiniz takdirde biz şimdi böyle bir durumda olmayacaktık. Ya tekrar söylüyorum. Melih Bulu'dan bir önceki rektörde e, e, Rektör de bir AK Parti milletvekilinin kardeşi. Niye ona hiçbir şey yapılmadı? Niye okulun içinde? Sizin somut çözüm öneriniz derhal rektörü değiştirin. Derhal bu rektörün yer, yani geri alınması lazım. Ya bu kadar çok kıymetli bir arkadaşsa saraya alsın Sayın Baş, e, Cumhurbaşkanı. Ne yapacaksa. Sayın mi? Erdoğan. yani Bu kadar çok kıymetli hmm. olduğuna göre danışman yapsın. E, mesela iletişim konusunda çok uzman olduğunu anladım ben bu arkadaşın. E, Sayın Fahrettin Altun'un e, yanında çok önemli hizmetler görebilir. Çünkü kendinin liberal olduğunu iddia eden bu arkadaş bana dokunan devlete dokunmuştur dedi. Yani müthiş bir iletişim uzmanı. Derhal bu arkadaşın ee, sarayda değerlendirilmesini talep ediyorum. Yani milletvekili yapmamışsınız. 50 kere aday olmuş, aday aday olmuş. Bu değerli arkadaşı 3 2 ya da 3 kere rektör yapmışsınız başka başka okullara. Hiçbirini ilk e, üniversite Türkiye'deki ilk yüzün içine e, sokamamış. Ama e, Boğaziçi Üniversitesi. Ya amaç burada tekrar söylüyorum e, arıza çıkarmak üretilmiş bir kriz bu işte bu asıl gündemi kapatmak üzere. İktidar bir yandan da şöyle bir bu eleştirileri cevap veriyor diyorlar ki bu rektörün atanması meselesi yeni bir kural değil. Yıllardır rektör hep atanır. Ee, bu işin içerisinden e, özellikle biraz önce de söylemiştim terör örgütleri bir gezi parkı. E, olayı yaratmak istiyor. Muhalefet bunun sözcülüğünü yapıyor. Siz de o sözcülerden biri olmakla eleştiriyorsunuz. Şimdi bence mahsuru yok da e, orada şimdi zaten bakın o rektör atamasının biçimine bu an itibariyle bir şey söylenmiyor ki. Pa, e, partili sizce, bunu, sizce mahsuru yok dediniz. Hayır hayır, onu demiyorum. Bana mahsuru ha. yok. Hayır, yani terör örgütlerinin yok, yok, böyle bakın, bir gezi hakaret, parkı hakaret yok, 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 şey hakaret edilmesinde bir masum ha, ondan, yok. Pardon. Yıllardır hakaret diyorum. Yıllardır linçce uğruyorum. En son 31 Mart'ta Sayın Erdoğan böyle parmağını sallayarak bak seni ben tutuklattıracağım. Kaçacak deliğin yok. Çünkü dokunmazlığın de yok demiş bir <laughs> denilmiş bir kişiyim. Dolayısıyla ve şerbetlendik. Orada bir sorunumuz yok. Ama biz meseleyi çözmek üzere bakıyoruz hadiseye. Şimdi e, Melih Bulun'un e, tayin kısmıyla ilgili kimse tartışmıyor. Çünkü o yanlış ama zaten bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Sayın Erdoğan'a verdiği bir yetki var. Bu yetkiden dolayı bu arkadaşı tayin ediyor. Yani elindeki güçle ilgili onu tartışmıyoruz biz. Herkes kimse tartışmıyor. Çünkü o bir fiili durum. Ama onun yerine Boğaziçi Üniversitesi bünyesinden orada hocalık yapan orada yetişmiş o geleneğin içinden gelen e, Sayın Erdoğan'ı çok seven Sayın e, e, Erdoğan'ın arkadaşlarıyla haşır neşir elbette hocalar var. Onlardan birini tayin edebilirdi onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu demek ki e, yani diyor ki kavga edin kardeşim zıplayın ayağı zıpladı herkes. Ee, Gezi mezi çıkmaz buralardan. Ee, bu bunların hepsi tamamı yani çok arzu ediyor olabilir çünkü gezide de görev adamları devreye girmişti ama başlangıcı ilk dört günü gezinin son derece e, naif e, barışçıl e, o devrin işte 18-20 yaş grubu o o zamanın 18-20 yaş grubu gençlerdi sonra dördüncü günden itibaren bahsettiğimiz görev adamları devreye girdi terör örgütleri girdi bilerek görev adamı diyorum anlayanlar anlasın. ...görev adamları devreye girdi, terör örgütleri... ...o çocuklar zaten oradan çıktı. Ondan sonraki fasıl bambaşka bir hale dönüştü. Çok güzel bir soru var. Bir dinle izleyicimiz diyor ki size... E, te, ...konuşurken sürekli bir terör provokasyonunun... ...olma ihtimalini Sayın Genel Başkan da sürekli söylüyor. Niye Türkiye'de sürekli... ...bu kadar çok terör örgütünün saldırısı altında... ...bilmem kaç yıldır... ...niye Rusya değil, Yunanistan değil de... ...biz diye soruyor bir izleyicimiz. Şimdi... E... Türkiye'nin coğrafi e, ve e, stratejik yanı, Türkiye önemli bir ülke. Türkiye'de, e, Batı Avrupa'nın da başka ülkelerin de elbette hay hayalleri, tahayyülleri vardır muhtemelen. Ama Türkiye'deki e, devlet cihazının, devlet sisteminin bunlarla ilgili önlem alması söz konusudur. Evet bu önlemler alınıyor. Bu önlemlerin alınma halinde de hiç kimse e, iktidarın elini tutmuyor. Orada herkes duruyor. Bütün muhalif e, insanlardan bahsediyor, bahsediyorum, sadece siyasetten de değil. Herkes orada duruyor. Can güvenliği önemlidir, işte huzur önemlidir. Ama bu tür Boğaziçi Üniversitesi gibi, işte Gezi'nin başlangıcından sonra evrildiği alan gibi e, durumlarda bir şey oluyor. Şimdi başlangıcında çok sert bir sistem meydan, e, devreye giriyor. Nedendir onu anlayabilmiş değiliz. Mesela o zamanda Sayın Erdoğan Gezi Parkı'nda o ağaçların kesilmesini istemeyen, oraya e, bir bina yapılması istemeyen o gençlerin yanına gidip hatta böyle ne istiyorsunuz siz hadi bakayım konuşalım deseydi nasıl bir Türkiye ile karşılaşırdık. Onun yerine şimdi bugün FETÖ'cü oldukları iddia edilen ama o zaman iktidarın arkasında durdu. Polisler hurra girdiler, çadırları yaktılar, gençleri ittiler, kalktılar ondan sonra alevlendi ortalık. Ya bu bir algoritma. Dünyanın her yerinde bu böyle. Başka ülkelerde, burada ciddiyetsizlik var bizde biraz cıvıklık var. Başka ülkelerde bu konuda öncesinde tedbir alınıyor. İstihbarat e, örgütleri şeyin o devletlerin istihbarat istihbarat örgütleri e, kurumları ona göre çalışıyor. E, yani e, sen teröristsin diye vatandaşına parmağını sallamasına Siz sebep olan bir tutum olmuyor. Grup toplantısında mı söylediniz? Kulübe hoş geldiniz diye Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Evet. Aa, Şimdi baş teröristler var Türkiye'de. Terörist olmayan teröristler Sayın Erdoğan tarafından zaman zaman e, gündeme getirilen işte Hepimiz biz o hani mezarlıklarda var ya her canlı ölümü tadacaktır diye herkes bu terörist olma meselesini tadacaktır. Biz tadanlardanız. Şimdi gençlerimiz Boğaziçi'li gençler tattı. Ben de onun için dedim hoş geldiniz kulübümüze. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Şu anda bir yeni anayasa ve yargı reformu süreci tartışmaları yaşanıyor. Bir yandan da aslında bütün bu gündemle ilgili gelişmeler sizde çok sert bir eleştiride bulundunuz. Sayın Cumhurbaşkanı da e, cevap verdi. Fakat bu yeni anayasa tartışmalarında konuşmalarında anlıyoruz ki ve zaten mecburen de yani çoğunluğu bulmak için e, AK Parti'de işte e, yani Cumhur İttifakı tarafı da partilerle konuşacak. E Size de gelecekler gibi gözüküyor. Bizim şimdi gelme gitme ile ilgili öncelikle şunu söyleyeyim bir sorunumuz yok. Fakat şu anda Sayın Erdoğan da dahil yani bir cümle söyledi de niye e, tekabül ettiğine dair e, nedire dair herhangi bir şahsın bilgisi yok. Bir tek Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında çizdiği bir çerçeve var. O çerçevede küçük ortağın, o çerçevede şu partili cumhurbaşkanlığı, onların deyimiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en küçücük zaafa uğratacak, bunu değiştirecek bir adım atılması mümkün değil diyor. Birincisi bu. İkincisi bunu tahkim edecek bir anayasa yapılabilir diyor. Bu kadar. Herkesin bildiği bu, şimdi Sayın Erdoğan'ın ise e, grup konuşmasında söylediklerine baktığınız zaman e, işte pek çok konudan bahsediyor, e, yani insan haklarına dair bir eylem planına kadar bahsediyor, e, anayasaya dair e, yani özgürlükler anlamında birçok şey söylüyor, ama somut olarak şudur dediği bir nokta yok. Ben hep şunu gördüm. Şimdi Sayın Erdoğan'ın e, liderliği, siyasi e, hayatı şöyle geçti. Şimdi bir e, şöyle bir süreyi e, yöneterek geçiriyor, bir süre sonra problemler birikiyor, o problemlerle ilgili itirazlar başlıyor, yüksek sesle itirazlar başlıyor. O itirazların olduğu dakika mutlaka bir e, hukuki ee, yani elini ayağını bağlayan bütün bu e, kötü şeylere sebep olan bir hukuki gerekçe oluyor. 2010'da böyle bir gerekçeyle karşılaştık. 2009'da %38'e düşmüştü e, yerel seçimlerde. Bunun iki tane amacı var. Biri bütün suçu bir e, anayasa veya hukuk alanına yıkmak. İkincisi de e, seçmeni konsolide etmek. Şimdi 12 Eylül anayasasını değiştiriyoruz dediler. Ben o zaman e, hayır'a çok sert çalıştım. Şahsi olarak da e, çok sert çalıştım. Şehir şehir gezdim. Çünkü bunu bir sahtekarlık olarak gördüm. Bir, ikincisi de hatta bunu yapmayın diye e, AK Parti'nin en üst düzey e, de gittim konuştum. Fakat köst dinlendi herkes. Sonuçta işte mezardan insanlar çağrıldı vesaire vesaire. Oradan bir tek şeyi oldu. Karı oldu. Anayasa Mahkemesi ile HSK'nın içine adam koymak. Şimdi 1 ele geçirme hali, 2 faturayı birlerin üstüne atma hali, İkincisi, ikincisi de, üçüncüsü de seçmeni konsolde etme. Sonra buna yönelik bir seçim kazanma. 2011 seçimleri, geldik 2015 seçimlerine. 2015 seçimlerinde Birinci e, 7 Haziran'da tekrar gitti Gene sistem e, SOS vermeye başlamıştı İmdat diyenler çoğaldı Bunlar ekonomik ve günlük ihtiyaçlara yönelik oluyor. Sonra e, işte bir Kasım başka şeyler oldu seçim kazanıldı. Fakat gene nefes alma zorluğu var, bunun üzerine Sayın bahçeli, Cumhur seçilmiş Cumhurbaşkanı 2014'te seçildi ve bunun neticesinde işte bir sürü sorunun sebebinin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın tarafsız Cumhurbaşkanı sistemi içinde problem yarattığını hadi gelin bakalım başkan sisteminde değil. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi adı altında bir ucube sistem oylamaya sunuldu. Ona da çok sert. Bizim o zaman partimiz falan yok. Çok sert çalıştık. Ya kardeşim neden de o zaman uçacaktık, kaçacaktık, beyefendinin elindeki, kolundaki, ayağındaki bütün zincirler kıracak, kırılacaktı, uçacak, ekonomide of olacaktık, herkesin cebine milyar dolar girecekti, 2 trilyon dolarlara çıkacaktık. Ne oldu? Şimdi aynı algoritma devam ediyor, ama bu defa ıı, tahminlerinden öte anket e, sahipleri kadar sokağa biliyorum ben şu anda. Kendi gözümle gördüm. 116 civarında ilçe gezmişim. Yani ve çeşitli alanlar İç Anadolu'nun tümünü neredeyse bitirdim. E, şimdi böyle bir sistemde o kadar derinleşti ki her şey. Bu algoritma bu defa sökmeyecek. Bu defa vatandaş da yemeyecek, biz de yemiyoruz. Şimdi döndürülecek vay anayasaya e, karşı mı çıkıyorsunuz siz özgürlük anayasaya karşı mı çıkıyorsunuz? Halbuki anayasadan evvel Sayın Erdoğan zihniyetin değişmesi gerekiyor. Anayasa eğer anayasada bir değişiklik söz konusu olacaksa bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminden çıkıp e, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin sağlanması gerekiyor. Bu sizin anayasayı görüşme şartınız da mı aynı zamanda değişiklik paketi? Ben e, ee, de reformu. Şimdi anayasanın içinde ne olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Sayın Destici bizi ziyaret etti. Yani destek istedi bu anayasa Neye konusunda. destek istediğini söylemedi mi? Hayır anayasa konusunda Hı. da. Yani biz yanındayız siz ne diyorsunuz dedi. Ben de kendisine yani biz bilmiyoruz ona e, Cumhur İttifakı'nın bir parçası. E, sayın Destici'ye ve arkadaşlarına sordum nedir bu diye. Onlar da bilmiyor. Hmm. Şimdi sadece e, Sayın Bahçeli bir çerçeve çizdi. Yani parmağını sallayarak bir çerçeve çizdi. Şimdi partili cumhurbaşkanlığı sistemini tahkim etmek için bir anayasa <laughs> söz konusuysa geçin onu. Hmm. Böyle bir şey yok. Ama e, gerçekten Parlamenter sisteme dönüşü. Parlamenter, parlamenter sistemin geçmişte hepimizin şikayet ettiği vesayetçi alanları vardı. Onların ortadan kaldırıldığı şeffaflığın, hukukun üstünlüğü, hesap verilebilirliğin, adaletin sağlandığı, liyakatin sağlandığı e, ve ekonominin patronu güvendir diyerek geliyoruz. O güvenin hukuki manada verildiği e, bir e, bakış açısı, bir zihniyetin ortaya konduğu e, bir Çalışma elbette hay hay. Bir yandan da AK Parti tarafından e, İyi Parti ile ilgili C, bizim İyi Parti'ye bakış açımız CHP ve HDP gibi değil açıklamaları da yapıldı biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Evet bir ara yerli ve milli olduk ama şu an şu anki durumuzu bilmiyorum. son yerine... Ama bu çok yeni yani bir iki haftalık falan bir konu. Ama son olarak ip dedi gene Sayın Erdoğan bize. Hmm. Bazen iyi bazen ip. İşte o ruh haline göre değişiyor. Eee. Kaç dakikamız var? Araya gidiyor muyuz? Bir araya gidelim o zaman aradan sonra devam edelim. Çünkü e, bir sürü şey var konuşacağımız. İyi olmuş o da. Kusura bakmayın. Beşiktaş maçı var aynı zamanda. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar ben... yan taraftan <laughs> Beşiktaş'ın golünü kaldırdılar. Mecburen gözüm oraya gitti. Oo, harika. <laughs> Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le röportajı devam edeceğiz. Az önce konuşturma devam ediyoruz. Konuğumuz İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. E, İktidar tarafının sürekli sizle ilgili bir eleştirisi var. Ben özellikle yakın medyada, iktidara yakın medyada çok sık böyle yazılarda görüyorum, okur, haberlerde okuyorum. Deniyor ki ya İyi Parti HDP ile ittifak yapmanın e, formüllerini arıyor. Gerçekten böyle bir arayışınız var mı? Hayır. Ya aramaya kalkışsak, niye gizli saklı yapalım, kimden korkacağız? Şimdi e, gene sizin kanalınızda bana e, bir programa geldiğimde, Soru sormuşlardı HDP'yi nasıl e, konumlandırıyorsunuz diye. Ben de o zaman ondan nasıl büyük bir tartışma başladı. PKK'nın yanında konumlandırıyoruz dedim. galiba. Yanında konumlandırıyoruz dedim. Dolayısıyla bu bir ilkesel bakış. Şimdi e, ama HDP oy veren e, seçmenin Kürdü, Türk'ü de PKK'lı değil. Yani bu ikisini seçmeniyle yönetici kadrosunun tutumunu bir kere ayırıyoruz biz. Birincisi bu. Keşke Türkiye'deki tüm siyasetçilerin dediği gibi e, HDP'nin yönetici e, kitlesi, yöneticileri e, PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlasa ve aralarına mesafe koyabilse. Bu olmadığı için böyle bir bakış açımız var. Ama bu defalarca söylediğim gibi e, Türkiye'de Kürtleri PKK'nın e, bir uzantısı... PKK'nın destekçisi gibi görmek çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Buna şiddetle karşı çıkarım. Bir başka şey de Kürtlerin herhangi bir siyasi partinin buna HDP'de dahil marabası olduğudur. Yani Türkiye'deki tüm seçmenler hangi etnik aidet üzerinden olursa olsun, hangi mezhep aideti üzerinden, hangi dini aidet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir. Bugün buraya oy verir, yarın bir başka siyasi partiye oy verme imkanı olan insandır. Dolayısıyla böyle bakıyoruz. Bizim herhangi bir irtibatımız yok. Daha ilgincini söyleyeyim. Bu söylediğiniz siyasetçilerin Türkiye'de çok sıkla yaptığı, sıklıkla yaptığı HDP seçmenine bir selam çakma biçimi değil mi? Yani HDP yok selam çakma değil. HDP evet. seçmenini HDP'den evet. ayırıp yani seçmeni ayırıyoruz ama değil. onlar PKK'nın yanında. Hayır ayırmak da değil. Şimdi şu, Türkiye'de bir dil bozulması var. Sayın Erdoğan. Ee, 31 Mart'a giderken o zamandan beri bunu ben söylüyorum ee, şeye giderken 31 Mart seçimlerine giderken domates satıcısından tuttu, herkesi terörist ilan etti. Ama pazarcıya kadar terörist ilan etti. Ama sonra bir şey daha yaptılar. Çok acı bir şey bu. Ee, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem bizim belediye meclislerimizi, ve belediye başkan adaylarımızı Yeni Şafak gazetesi, vatandaşlık kimlik numaraları da dahil olmak üzere bizim 29 arkadaşımızı CHP'nin de yüzün üzerinde adayını e, terörist olarak PKK'lı olarak ilan ettiler. Ben o 29 arkadaşımın ikisi, ikisi de e, arada e, ahlattan iki arkadaşımız da girmiş devreye ama e, onlar Türk Türkmen ortak bir tek özellikleri vardı Kürt olmaları. Bu bana çok acı geldi. Öyle terörist merörist yok iltisak miltisak hiçbiri de yok. Korucu çocukları yani hatta çok ilginç bir belediye başkan adayımız daha önce Sayın Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde oradan Demokrat Parti'den belediye başkanı seçilmiş. Böyle bir arkadaşımız da var. Yani o dönemde terörist değil PKK değil bu dönemde öyle olmuş. Bizden adam. Şimdi Güneydoğu'da. Fakat İzmit'ten de bir arkadaşımız var. Kocaeli'den. benim memleketim. Abdullah Uçar. Ben Bursa'ya çağırdım Abdullah'ı. Çıkaracağım. Çünkü arkadaşlarımın arkasında duracağım. Böyle bir şey yok. Yani bana yapılabilir birçok şey. Yapılıyor da nitekim. Ama ben yani arkadaşlarıma asla müsaade etmem. Çağırdım. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber bir e, miting yapacağız. Abdullah dedim ne diyeceksin? Ona abla diyor. Abla dedi. Diyeceğim ki Kürdüm ama bakın burası o kadar mühim ki. Kürdüm ama PKK'lı değilim. Böyle yüksek sesle amayı kaldır diye bağırarak amayı kaldır dedim. Çıktı sonra dedi ki Kürdüm, PKK'lı değilim. PKK ile nasıl mücadele ettiğimizi ailesinde katarak dünya alem bilir. Ama ne kadar incindiğini anlattı. Şimdi bu amadan dolayı ayırıyorum. PKK ile ayırıyorum. HDP ye oy vermiş herkesi öyle bir genelleme oluştuk bir ara. Oy veren herkesi sanki PKK'ya destek veren oranın uzantısıymış gibi bir çirkin dil oluştu Türkiye'de. Ben bunu reddediyorum. Bu dili reddediyorum. İnsanlar kim oy verir kim oy vermez. Biz ikna ederiz bize oy verirler. Bir başka siyasi parti ikna eder ona oy verirler. O başka bir şey. Ona bir şey diyemem. HDP'ye PKK'nın yanında yer alıyor dediniz. Uzantı dedim ben size özellikle onu tekrar etmelisiniz. Yo yo uzantı da var. Yani şöyle e... Başka bir anlamı mı var? O, yo yo ben eee dikkatli bir dil kullanırım her zaman. Şimdi PKK'nın e, tanzim ettiği şu şuradan aday olacak, şu şuradan öyle olacak. Bir e, bir bakıyorsunuz Kandil devrede, bir bakıyorsunuz İmralı devrede, e, Apo devrede böyle bir sıkışmışlığı olan bir yönetici kitlesi var. E, o açıdan söyledim. Peki mesela i̇ster bu ister uzantısı ister yanında siz değil. bunu hem eleştiriyorsunuz hem bu konudaki parti olarak da rahatsızlığınızı biraz önce söylediniz. E diğer taraftan da bu biraz önce ilk soruda sorduğum sizin sürekli bir ittifak yapma arayışınızın eleş size sürekli soruluyor olma sebebi bir şey olabilir mi acaba? Mesela en son Selahattin Demirtaş'ta kahvaltı konusunda dediniz ki e, kahvaltı ederim dediniz. Ya yani bir yandan HDP PKK'nın yanındaysa Selahattin Demirtaş'ta kahvaltı ederim demek bu söylediğiniz mantıkta çelişki değil mi? Yok çok 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 enteresan ilk sorduğunuz soruyu. Şimdi e, İsmail Sayın İsmail Küçükay'ın programına gittim ben. O sabah buçukta Sayın Ruşen Çakır, Selahattin Demirtaş'la yaptığı bir e, röportajı yayınlamış. Evet. Benim gerçekten haberim yok ve orada bir soru soruldu. Yani e, Demirtaş e, demiş ki, e, Selahattin Demirtaş, işte e, Tayyip Bey'le de e, çok istedim yan yana gelişi ama e, eşimi alır bir sabah dışarıda Çat olsa kapı, işte kapının zilini çalar. Ee, ve kahvaltıya geldim derim. Şimdi bunu sordu bana. Tamamen e, içimden gelerek yani hazırlanmadan neyse o çok e, içten bir şekilde dedim ki o cevabın hala aynı yerinde duruyorum. Kapı çalı... ana şeyde e, Güneydoğu bir Anadolu'da gelenek bir gelenek var. Kan davalın bile olsa kapıyı çaldığı zaman İçeri alırsınız, Yenilir, can güvenliğini sağlarsınız, yedirir içirirsiniz. Ama o kan davası devam eder. Sonra yolculadığınızdan, yani kapının dışına çıktığı andan itibaren kan davası devam eder. Dedim. Şimdi bakın, çok ilginç bir şey oldu. Bir taraf şöyle oldu, yani iktidar ve e, çevresi trolleri, ha Selahattin Demirtaş da kahvaltı ediyor. Hmm, şimdi bir tarafta, vay be. Kürtlere kan davası gidiyor. Evet şimdi onu soracak bunlar. Şimdi ama bunların tamamı Türktü be kardeşim. Nasıl Tekrar Türktü? söyleyeyim. Bunlar, bu bu çemkirenlerin, iki taraflı çemkirenlerin tamamı Türktü. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'de çok ilginç bir dil oluştu. Çok ilginç bir tutum oluştu. Ee, Kürtlerin hakkını koruduğunu iddia edenler de o, bizim Bizi bir e, noktada e, konumlandırıp, çerçeveleyip, e, oylarımızı alıp Cumhur İttifakı'nı devam ettirmek ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini devam ettirmek için her türlü iftirayı atanlar, yani gene onlar da böyle parmak sallıyor, fakat bunların tamamı Türk ve üst perdeden. Kürtler konuşmuyordu mu? Hayır, bu bakın, tartışmada onlar bir şey demiyor mu? Diyorsun? Bakın şimdi demiş dememiş ona bakın siz gazetecisiniz. O Ben başka bir şey söylüyorum. Çemkirenlere söylüyorum. Sağlı sollu çemkirenlere söylüyorum. Bu çok ayıp bir şey. Anlamaya çalışıyorum. Bu i̇şte, tartışmada e, müdahil olanların hepsi Türkler, Türkler evet. değil diyorsunuz. Kürtlerden ben şu yanlış, bu doğru, vay kahvaltı etti, vay etmedi, vay kan davası diye bir şey duymadım. Çünkü bakın Kürtlerden diyorum. Çünkü bir gelenek, bu İç Anadolu'da da olan bir gelenektir. Bu dediğim. Yani Anadolu'nun orta kesimleri ve Güneydoğu'sunda, Doğu Anadolu'sunda olan bir gelenektir. Hatta filmleri yapılmıştır. Almanya'da bir, Almanya'da geçen bir filmi bile vardır. 80 öncesinde izledim. Türk filmi bile vardır. Şimdi ama asıl mesele kendinizi şurada bir yerde görüp, benim işaret ettiğim o, burada olduğunu düşündüğünüz insanlar adına parmak sallayarak konuşamazsınız. Asıl mesele bu. Ve bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Ve ben çıktım. E, Denizli'de merhaba teröristler dedim. Ondan sonra Sayın Erdoğan çıldırdı. ve hapis attırmaya falan kalkıştı. Ama onun karşılığı insanlar bunun ne manaya geldiğini anladı. Ve İstanbul'da 3. turda 350 bin AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. Bunun yetmişi dindar Kürttür. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım, partimin yapmaya çalıştığı şey şu, makulün peşinde olmak, Sayın Erdoğan'ın da dilini makule çekmek, Sayın Bahçeli'nin de dilini makule çekmek, herkesin mesela, tutumunu makule çekmektir. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Demirtaş'ı açıkça terörist diyor. Siz ne diyorsunuz mesela? Sizce, te, siz Selahattin Demirtaş'ı şu anda cezaevinde... Bir yargılama süreci devam ediyor. Bir siyasi geçmişi de var. HDP'nin eş başkanlığını yaptı. Doğrudur. Ee, siz ne diyorsunuz mesela? Selahattin Demirtaş'ın e, terörle iç içe olduğu yani o, o yapıyla iç içe olduğu bir gerçek. Kendisi reddetmiyor zaten. Şimdi bunu koyduk bir kenara. Ama Selahattin Demirtaş'ın e, yargılanmasının hızlı bir biçimde, objektif bir biçimde yapılmasının Türkiye'ye Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk devletine suçlu çıkar o çıkar bu çıkar kısmı parantez içinde kalmak kaydıyla çok büyük fayda sağlayacağını inanıyorum şimdi e, suçlu veya başka bir şey uzun süre uzun süre tutukluk halinin devam etmesi yani Demir taşlı bir kenara koyun herhangi bir kişinin devam etmesi, bir süre sonra var olan suçu perdeliyor, vicdanlar harekete geçiriyor ve sonuç itibariyle Türk yargısı, Türk hukuku, Türk e, devleti çok büyük zarar görüyor. Ben bu nedenle löm löm konuşmak yerine ve e, Sayın Erdoğan'ı bu konuda etrafına talimat vermeye çağırıyorum. E, Sayın Abdülhamit Gülle, Sayın Bahçeli'nin uzun tutukluluk işleminin bir an evvel yani mahkemelerin doğru dürüst hızlıca yerine getirilmesi ve e, uzun tutukluk işleminin ortadan kaldırılmasını, yani mahkum olacaksa mahkum oluyor, normal hapis hayatına geçiyorsunuz. E, taleplerini, bu e, konudaki düşüncelerine, taleplerine yüzde yüz katılıyorum. HDP kapatılmalı mı sizce? HDP'nin kapatılıp kapatılmaması e, bizimle alakalı bir konu değil. HDP'nin kapatılması konusunda çok büyük iştiyak içerisinde e, davranan. E, siyasi yapılar var. Bunlardan birisi Milliyetçi Hareket Partisi. E, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı'nın e, hukuk açık MYK'sında karar alıp ondan sonra şahsen Yargıtay Başsavcılığı'na gidip gitmesi halinde mahkemenin başlayacağı kesin bir durumdur. Bunları konuşmak yerine bunları konuşurken başka insanları rencide etmek yerine ben çok daha önemli bulduğum bir yere işaret etmek istiyorum. O o rencideliği ortadan kaldırmanın yolu HDP'nin e, kapatılması konusunda gerçek bir kanaat söz konusuysa konuşmak yerine eylem yapılmalıdır. E, Cumhurbaşkanı da e, kendisi de aynı noktada e, yani Sayın Erdoğan da HDP ile ilgili habire konuşuyor da yani eylemsiz doçent hepsi ben ama sizin Soru eylemini sordum cevap hayır, vermiyorsunuz. Ben, ben niye cevap vereyim? Onlar yapsın. Siz, ama siz Türkiye'de hayır, sonuçta hayır, muhalefetin çok önemli cevap partilerinden biri gelemez. Ben niye Gö cevap vereyim? Ben niye cevap vereyim? Merak ediyorum. Şimdi görüşürüz. hayır. Ben mecliste o anayasa değişikliklerinin olduğu dönemde yönettim. Evet. Meclis Başkan Vekiliydim. Aynı dönemde eee parti kapatmalarıyla ilgili olarak zorlaştırmaları Milliyetçi Hareket Partisi destekledi. Bu ne Periz bu ne lahana turşusu? Önce abilerin, muhteremlerin ee, bir tutumunu görelim. Niye soruyorum biliyor musunuz bunu? Ben televizyonlarda bir sürü, e, özür birkaç tane, çok da değil, e, e, iyi partili milletvekili, parti yöneticisi görüyorum. Bu tartışmalarda hep ortak bir cevap veriyorlar. Muhtemelen partinin böyle bir kararı var. Meclise getirin görün ne yapacağımızı diyorlar. Ha meclisten bir böyle bir söz konusu olduğunda arkadaşlarımızın muhtemelen oyları, ben milletvekili olmadığım için söylüyorum, onlar vicdani konuşuyorlar. Bu konuda partimizde... Partimizde bu konuda bir karar alınmış değil. Bizim partimiz e, insanların görüşlerini çok tecrübeli arkadaşlardan oluştuğu için televizyonlarda çıkarken hiçbir arkadaşımız bana haber vermez. Herhangi bir e, konuşma konusunda e, sadece mesaj atarlar. Herkese atılan, atılan mesajlar var ya onlarla ilgili mesaj atarlar. işte. diyelim ki e, Candaş Tolga'nın Şeyindeyiz. Ee, işte Şu saatte programdayız. Benim için de yapıldığı gibi. Onlar da onu yaparlar. Öyle haberim olur. Ee, onun dışında ne konuşalım, ne yapalım, ne diyorsunuz demezler. Böyle bir talebim hiçbir zaman olmadı. Ama siz grubun eğilimini ee, biliyorsunuzdur. Ama elbette. Şimdi Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın muhtemelen benim gördüğüm evet derler. Ama e, bir üç kağıt yapılıyor. O üç kağıda düşmeme kararlılığımız var bizim. Bu HDP'nin seçmenine selam melam değil... Bu Türkiye'de e, insanları belli konularda farzı ı muhaller, farz-ı muhal imkansız olandır biliyorsunuz. Farzı muhal üzerinde konuşturup ondan sonra da araziye kaçanlara e, biz parti olarak e, prim vermiyoruz. Sizin sosyal medyada da bir hayli iyi çalışıyor iyi partiler. Şu anda inanılmaz bir soru var. Ben bunların hepsini size sormam mümkün değil. E, ama güzel bir soru var aslında. HDP'ye oy veren bir seçmenin İYİ Parti'ye de oy verebileceğine inanıyor musunuz? Çünkü i̇nanıyorum. İYİ Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, benzer bir tabanda olduğu çok sık söylenir. Biliyorum. E, inanıyorum. Şöyle. Ben Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı adayı olarak 8500 oy aldım. Çok az. Ama o kadar kıymetli ki sebebi şu. E, mesela Sur'dan da oy aldım. E, Cizre'den de oy aldım. Er, şeyden, Ergani'den de oy aldım. O kadar karışık yerlerden, köylerden de oy çıktı. Yani bir sandıktan üç tane oy çıkmış. Bir sandıkta iki tane oy çıkmış. E, topluyorsunuz topluyorsunuz o ilçede. Yani bu ön yargılarla baktığınızda hiç oy çıkmaması gereken ilçelerde oy çıkmış. Şimdi bu çok kıymetli. Bunun niçin verildiği önemli. Birincisi bu. Mesela Hakkari'den. 4500 civarında oy aldım. Şahsi bunlar, partinin dışında. E, Şırnak'tan da benzer. Ama ben Hakkari'ye çok fazla gidemedim. E, daha önce giderdim, ama bu dönem çok fazla gidemedim. Şimdi gideceğim. E, Şırna çok gittim. Dokunduğunuz zaman birbirinizi görüyorsunuz, tanıyorsunuz. Dolayısıyla belki yüreklere dokunmuşum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha o 4500 oy büyük bir oy değil ama son derece kıymetli bir oy. Demek ki giderseniz, anlatırsanız bunları e, mümkün olabilir. Biz Van'dan, Muş'tan, Siirt'ten, Bitlis'ten, Bingöl'den milletvekili çıkarabilir. Bir e, Urfa'dan, Mardin'den milletvekili çıkarabilir bir poz, Mat, Batman'da var. Çıkarabilir pozisyondayız. Ha hatalar yaparız, eksiğimiz olur, gediğimiz olur, çıkaramayabiliriz. Ama şu anda e, arkadaşlarımız oradan milletvekili seçilebileceğine inanarak çalışıyorlar. Ve havada öyle görünüyor. Şimdi dolayısıyla hangi siyasi sadece HDP'ye değil e, AK Parti'ye oy veren seçmenin de bize oy verebileceğine inanıyorum ben. Ee, en çok söylenilen İyi Parti'nin oyları artıyor ama bu oylar Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden geliyor. Hayır. Bu doğru bir tespit mi? Sizce? Hayır hayır. Cumhuriyet Halk Parti, Partisi kendini koruyor. Çok ilginç. E, biz e, 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani %10'luk 9.97'lik oy oranımızın 1.3'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmeydi. Onlar da geçmişin ANAP ve DYP'lisiydi. 1.5 AK Parti'den gelen seçmen vardı. 7.1 de millet, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş seçmendi. E, hayır. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile e, onlardan oylar bize geliyor. Böyle bir durum yok. E, çünkü ben e, partimiz adına özel e, araştırma yaptırtmıyorum. Fakat beş, alt, pardon altı gruba e, grup üyesiyiz. Yani ona başka siyasi partiler de üye. Hepimize aynı şey geliyor. Sizlere de aynı şey gidiyor. Kamuoyuyla paylaşıyorlar. Oralarda e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hurra bize bir geçiş söz konusu değil. Ee, AK Parti ile asla ittifak yapmam diyor musunuz? Önümüzdeki seçimlerde böyle bir tablo oluşabilir mi? Ben kişisel olarak e, şimdi şunu söyleyeyim. HDP'li diyorsunuz şu anki hali değil mi? Biraz önce sordum. HDP ile ittifak yapmamız mümkün değil. Diye onu diyorsunuz mesela. Bu netlikte söylüyorum. Ama e, mesela e, biz... E, ha Cumhur İttifakı'nın... soru şöyle sorsanız daha uygun. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alır mısınız? Hayır. Yok öyle sormuyorum ama. Ama öyle sorarsanız hayır. Ben ee, direkt AK, AK Parti ile ittifak yapar mısınız ama diye soruyorum. AK Parti Cumhur İttifakı'nın başı. Şimdi burada ittifaklar üzerinden gidiyor işler. Yani... Bu seçimler öyle maalesef ayrı ayrı girme şansınız çok az e, çünkü e, 50.1 e, cumhurbaşkanı seçiliyor e, parlamenter sistem Atta'ya gitmiş durumda e, çok meclisin durumu feci şimdi böyle bir durumda e, öyle gidiyorsunuz yani blokla gidiliyor e, biz şimdi bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz ede ede henüz partim yokken bir partili değilken 2017'de ya yani dünya alem ben de Abdullah e, uçar gibi söyleyeyim. Dünya alem şahit nasıl çalıştığıma o kendimi inkar etmek olur. Hmm. Yani o sistemde mesela bunu yapalım denildiği zaman o masada olmak başka bir şey. E, siz de anketlerdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair adayları görüyorsunuzdur. Evet. E, şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra e, en son Konda'nın anketindeydi yanılmıyorsam Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın isimleri e, çıkıyor ikinci ve üçüncü sırada. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok memnun oluyorum. Çünkü şöyle, e, şimdi ben geçen 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olmuş olduğum için... ...genellikle o noktada da e, böyle bir planım olduğuna dair e, bir algı var. Bu da doğal. Bunu da hazır fırsat varken bir kere daha e, konuşayım üzerinde... Şimdi ben her Türk vatandaşı gibi, her e, siyasetçi gibi Cumhurbaşkanı seçilmeyi, ad önce adayı olmayı, sonra seçilmeyi gerçekten çok isterim. Ama şimdi bu ittifaklar düzeni içerisinde e, ben Cumhurbaşkanı adayı olmak için Türkiye'nin nefes almasına, Türkiye'nin geleceğine yönelik bir takoz olmam, nefes almasını engelleyen olmam. O nedenle. Sayın Mansur Yavaş'ın da, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da fevkalade bir performans göstermelerine ancak sevinir. Gerçekten e, samimi söylüyorum. Parti Genel Başkanı olarak onların isminin sizden öne de çıkması biraz şey yapıyor mu? Hayır, be, benim benim açımdan hiçbir sorun yok. Çünkü önceliğimiz bizim Türkiye'ye nefes aldırmak. Bakın, biz öyle bir siyasi partiyiz ki e, her konuyu çalışırız. Biz 24 Haziran'da e, ee, işte cum, şey, Cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerde e, seçimler oldu bitti. 9.97 yani 10 diyelim bir e, oy aldık biz. Ben de 7.3 oy aldım. Şimdi önce ilk kurulduğumuz zaman çok böyle işte e, 15'ler, 17'ler, bazı yerlerde 20'ler e, diye konuşuluyordu. İşte bazı anketlerde de böyle çıkıyordu. E, hepimiz de onu bekledik. Tabii insan bir kırılıyor. Şimdi Allah var. 7.3 almışsınız. En azından diyorsunuz ki ya bari bari. Şimdi e, fakat ilginç olanı Sayın Muharrem İnce ile ikimiz Ek Ekmelettin Bey kadar oy aldık. Yani ortalaması yani üst üste koyduğunuz o. Biz bitti. E, o şeyi de atlattık. Yani ne olduğunu atlattık. Ondan sonra sanıyorum Ağustos, oyun, Ağustos oyundan Ağustos ayından sonra oturduk çalıştık. Nerede ne yapmalıydık, nerede bir e, hatamız oldu, kusurumuz oldu. Bunlar hepsini çalıştık ve gördük ki e, muhalif seçmen, İyi Parti veya CHP'li demiyorum, muhalif seçmen e, birinci turda alınabileceğine inandırıldı. Sonra kazanamayınca müthiş bir hayal kırıklığına ve umutsuzluğa gitti. Yani biz Sittin Sen'e hiçbir zaman bu o, sistemde değiştirebilecek, o sistemi değiştirebilecek bir güç olamayacağız. Bir bir şey olamayacağız. Bir yes içinde oldu. Bunu nasıl ayağa kaldırabilirize baktık. Ve e, Eylül'den itibaren partimiz içinde bu sefer de 31 Mart'a çalıştık. Hmm. Oyladık aramızda falan ve bir çok demokratik bir çalışmaydı. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na, ben randevu istedim. Sayın e, Koray Aydın'ı e, gönderdim. Biz 31 Mart'ı bir proje olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne onun lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na teklif ettik. Onlar bir ay, bir buçuk ay civarında bir kendi aralarında konuştular, ettiler. Sonra geri dönüldü. Şimdi hep söylüyorum. Şunu imal ettiğiniz zaman satış için bazı şeyler yapmanız gerekir. Bu 31 Mart... Bunun gibi bir proje bizim için, bizim imal ettiğimiz. Teklif ettiğimizde tabii o başka bir şey oluyor. O karşınızdaki ondan sonra şöyle oluyor. Ama biz partimizin e, yani şunu da alması lazım, bunu da alması lazımının ötesine geçerek partinin ya da Meral Akşener'in e, durumunu e, önceleyerek bir tutum almadık. Evet. Hmm. Ve e, benim şahsi hedefim İstanbul'du. Ankara, Sayın Mansur Yavaş'la çok uzun bir geçmişimiz var hepimizin. Dolayısıyla o da başka bir e, bizim için önemliydi. Yani onun adaylığı önemliydi, alınacağı belliydi ortak gittiğimiz zaman. İstanbul'da e, ise e, oylarımız yetmiyordu. Yani İYİ Parti ile CHP'nin oyu yetmiyordu. Ve çıkan adayın Sayın İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili benim herhangi bir e, ilgim yok. Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun feraseti o. E, ama e, alınabileceğini biliyor idim. Kendi partimdeki arkadaşlarımız da dahil pek çok kişiyle ben e, iddiaya girdim. Ve alındı. Şimdi bu neyi getirdi? Bakın birinci turda ama e, 13.500 oy farkı var. 248.000 bin bu e, muhalif seçmen sandağı etmemiş ama 350 bin de AK Partili seçmen sandığa itmemiş. Şimdi toplayın bakın ne oluyor. Şimdi e, bu mazbata'nın iptali ise milli iradenin e, ye böyle el uzatmak olduğu için bu çok büyük bir cüret olduğu için birinci turu e, yani nasıl diyeyim e, bir kızıl elma gibi düşünün yani o seçmen açısından onların umutsuzluğunu ortadan kaldırmak amaçlı. Ya yani kendim çok mutlu hissettiğim için söylüyorum bunu. O projenin hayata geçişiyle ilgili. Ama ikinci turunda sadece bir oyun var diye kabul ediyorum. Çünkü ben İslam'da ikamet ettiğim için. Çünkü İstanbullu o sandıktaki eline tokat atıldığı için, milli iradeye dokunma cüreti gösterildiği için 805 bin farkla değişti. Şimdi, şimdi bu iki arkadaşımızın bütün gözler üstlerindeyken seçmen nezdinde bu kadar popüler olmaları, takdir görmeleri beni ancak mutlu eder. Yarın seçim olsa sizce yine kazanır mı Mansur ile Ekrem Bey? Kazanırlar. Bakmayın o ters propagandalar kazanırlar. Çünkü büyük zorluklara rağmen çalışıyorlar. En önemli işte şu, büyük zorluklara rağmen şeffaflar. İsrafı israfı kestiler. E, hesap verebilir pozisyondalar. E, bu da vatandaş nezdinde çok önemli. Karar siz veriyor olsanız hangisini Cumhurbaşkanı da yaparsınız? Aa, bugün de onlar konuşulmaz. <laughs> Bizim Rumeli göçmenlerinde şöyle bir durum var. Bakacağız durma. <laughs> yeni, yeni demeyelim de yani siyasete yeni partilerle katılan isimler var. İşte Ali Babacan var, Ahmet Davutoğlu var, Muharrem İnce var, e, Mustafa Sarıgül var. E, umarım başka unuttuğum yoktur. E, bunların arasında asla ittifak yapmam, birlikte siyaset yapmam dediğiniz biri var mı? Ben e, asla böyle cümleler kurmam. için dediniz ya o yüzden Bakın söyleyeyim. o başka bir şey. PKK diye bir gerçeklik var. Dolayısıyla o ama bu arkadaşlarımız uzun süre e, Türkiye'de siyaset yapmış insanlar... Her birinin e, saygı değer olduğunu düşünüyorum. E, e, dolayısıyla e, ben yani şu arkadaşla asla bu arkadaşla hay hay böyle bir şey hadsizlik sayarım. Son yapılan o arkadaşlarımız e, ittifaklar üzerinden gidildiği için hangi ittifakın içinde yer alacaklar onlar da onların e, takdiri onları da göreceğiz. E, son ankette gezici şirketinin yaptığı ankette yüzde otuz kararsız seçmen var. Sayın Doğru başkan. diyorlar. Yüzde otuz kararsız seçmen Türkiye'de siyaset yapan ve e, ciddi manada bir, bir oy alan bir lider olarak sizi rahatsız etmiyor mu? Etmez olur mu? Ama şöyle bir durum var. Şimdi demin dedim. Beş ve altı grup e, üyesiyiz biz. Hepsinde aşağı yukarı yani e, kaç yirmi on sekizle yirmi altı, yirmi üç, o civarlarda karar seçmenler çıkıyor aylık görüyorum siz de görüyorsunuz. Sayın gezicinin Murat Bey'in söylediği de bu. Şimdi esas mesele bunların tamamına yakını yani yüzde yüzünü diyemem ama tamamına yakını AK Parti'den kopma, yani Cumhur İttifakı'ndan kopma. Çünkü iktidar onlar. Bu iktidar ortaklarının ortaya koyduğu performanstan rahatsız olan insanlar bunlar. İkincisi ee, nereye oy vereceklerini henüz tespit etmemiş de olabilirler. Telefonla yapıldığı için telefonda bu konuları konuşmak istemiyor da olabilirler. Hmm. Şimdi e, ben en çok neye rastlıyorum? İlk başladığımda e, arkadaşlar, şimdi yerel basın benimle beraber, yani sahaya gittiğimde yerel basın benimle beraber geziyor. Onlar tabii e, haber değeri e, konuşuyorlar. E, esnaf, şimdi nasılsınız? <laughs> ben şimdi kapıdan içeri giriyorum. Nasılsınız? Hayırlı işler. Hoş geldin diyorlar. Ee, ben cümleye şöyle başlıyorum. İşte ben iktidarı yermeye gelmedim. Kendimize propaganda yapmaya gelmedim. Sizin gerçekte de bu. Derdinizi dinlemeye geldim. Size özne yapmak üzere buradayım. İşler nasıl? Şimdi şöyle etrafa bakıp çok şükür Meral Hanım iyidir ne olsun. Şimdi bir gerilim var. Ben hemen arkadaşlar siz çıkabilir misiniz dediğimde son derece aklı başında tespitler, teklifler. Ya ben bir üniversite bitirdim esnafın arasında. ikinci bir üniversiteyi bitirdim. Hani doktoralı bir vatandaşım ama böyle bir şey yok. Onunla öğretiyor size ve nasıl çözüleceğini de söylüyor. İstihdam yaratan bir yapı, belasılı kelam. Ee, onlar konuşuyor. İzinsiz hiçbir şey yayınlamadım. Yerel basından da rica ettim. Şimdi ama bu zamanla neye döndü? Zamanla şuna döndü. Çok sert konuşmaya başlandığı zaman ben şimdi işaret ediyorum. Hani yapmayın. Konuş bırak bırak konuşalım konuşalım. Dilim şişti diyor birisi. İçim şişti diyor. Bana ne yaparlarsa yapsınlar diyor. Ve gittiğimiz yerlerde sinir krizi geçiren insanlar başladı. Giresun'dan başladık. AK Parti'nin aday adayı bir genç kardeşimiz 42-43 yaşlarında kahve sahibi Kahvehane sahibi. Yani anlatamam size ya. Şimdi e, oradan başladı. E, Develi'de benzerine rastladım. Birçok yerde sinir krizi geçiren esnaflarla, çiftçilerle karşı karşıyayım. Ama o korku duvarının gittikçe e, açtığını görüyorum. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Bıçak kemiğe dayandı demek. Bunu Sayın Erdoğan'ın ve arkadaşlarının görmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın mensuplarının bileşenlerinin görmesi gerekiyor. Artık bu böyle tepeden saraydan bakıp e, yani cep telefonuyla sen bunu nasıl aldın deyip alay etmek o bir gazetenin e, yaptığı marketten nasıl alışveriş edilir ya alay etmek bu. Böyle bir çirkinlik olabilir mi? Anadolu Ajansı'nın yani ben bir hesap yaptırdım arkadaşlara Japonya'ya eğer muhabir gönderilip o Japon esnafıyla ilgili bu haber yapıldıysa 50 bin dolar. Günahtır be. Günahtır. O gazete ertesi gün biz fiyatları marketteki fiyatları eleştirmek için yaptı sizi de hatta eleştiren bir şey koydular gördünüz mü? Bana... Hafızayı e, şey yapan güçlendiren bana, bana, ürünler şimdi, önerdiler Evet size. yani ceviz önermişler, fındık önermişler sağ olsunlar teşekkür ederim. Benim e, <laughs> bana geri zekalı demeye çalışmışlar ama benim e, yeğenimin kızı diyor ki böyle... E, şey ...hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman... ...halacığım... ...şu var ya şu zekasız... <laughs> ...şimdi... ...bu da bir zekasızlık örneği olmuş... ...ama çok ayıp ya... ...biz bir tam bu... ...o, o gazetedeki o manşet... ...o haber olduğunda... ...çok ilginç... E, ...Hendek'te bir... ...dükkana girmiştim... İşte, ...sigara, çikolata... ...şey... E, ...kuru yemiş satan bir dükkana girmiştim... Nasıl işler falan dediğimde dedi ki abla işte Meral abla geliyor adam işte bir şey alacak çikolatayı, gofreti çocuğu görmesin diye dışarıda bırakıp öyle gelip alıyor tam onun üzerine çocukları dışarıda bırakın onu bilmem ne yapın alay etmektir şey şu, gerçekten alay etmek yüzde AK Parti seçmeni olduğunu Parti, söylediniz ama sizce diyorum. Millet İttifakına oy veren seçmenin de size dair eleştirileri yok mu? Aa ne güzel yaptık, çok iyi yaptınız. O diyorlar vardır. yoksa size Bakın, dair ne mesela size? Elbette sizce? vardır. Elbette vardır. Mesela şöyle bir şey oluşuyor. Bizim seçmenimiz ben İyi Parti seçmeninde eleştiriyi çok rahat yaptıklar için bizzat arayıp yaptıkları için bizi İyi Parti seçmeni şehirli eee Muhalif ve e, Türkiye'nin nefes almasını isteyen çok şuurlu bir seçmen. Bizi de tanzim eden bir seçmen. Yani yakamıza yapışan bir seçmen. Dolayısıyla ağzımızdan çıkanı kontrol eden bir seçmen. Geriye bildirimini yapan bir seçmen. Bizi azarlayan bir seçmen. Dolayısıyla biz seçmenimizle ilgili yani durumumuz bu. Bizim seçmen bizden memnun diyorsunuz. Yani belli olur zaten. E, fakat... Şöyle de bir durum var şimdi bir e, kesim var ki Türkiye'de muhalefeti suçlar sürekli suçluyor. Ben de soruyorum bunu e, konuşulduğu zaman ne yapmamızı istiyorsunuz? Mesela Boğaziçi özelinde soruyorum. Yani siz ne yapmamızı istiyorsunuz? İşte sahip çıkın tamam bu sahip çıkmayı nasıl yapalım? Somtüze olaylar üzerinden gidelim. Nasıl yapalım kardeşim? İşte orada gidin gelin. E peki öğrenci gelip oraya gelme gelip e, sizin beyanat vermeniz, alayı ve alayla beyanat vermenizi kendinize artı, partinize artı değer çıkarmanızı da istemiyor. Çünkü onun işi perdeleniyor o zaman. O, o genç kendisinin e, desteklenmesini artı korunmasını istiyor. Arkasında durulmasını istiyor. Önünde değil. Şimdi e, uzunca bir zamandır bunun üzerinde düşünüyorum ben muhalefeti eleştirinin ötesine giden şeyler var. Bunu yapmak kolay çünkü hiçbir bedeli yok. Ama yani sammetle düşünelim. Sayın Erdoğan'a bu eleştirileri şahsına yapmak büyük problem olur. Çünkü işte o korku meselesi, o partili cumhurbaşkanlığı meselesi. Biz eğer e, iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayabilirsek o zaman seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'na da e, Başbakan'a da geçmişte olduğu gibi e, gazetecinin gazeteci gibi davranabildiği, aydının aydın gibi davranabildiği e, ve seçmenin de çok rahat tavır koyabildiği bir e, sistem oluşur. Biz bunu kaybettik. Çok değerler üzerinden bir politika yapıyor ama mesela seçmende şöyle bir değişiklik var. Niye AK Parti dedim? Ağırlığı yani yüzde yüzün demem mümkün mü? Onu diyemem. Şimdi ilk gene 20 Ocak 2020'de başladık geziyoruz. Şimdi AK Partili oldu belli. Dükkanlara giriyorsun sahibi öyle. Fakat bizim insanımız çok terbiyeli, çok kibar, çok nazik. Kadını, erkeği siz bir vatandaş olarak siyasetçi olarak kapıdan içeri giriyorsunuz. Katiyen size çirkin davranmıyorlar. Kolonya ikram ederler, çay söyleyeyim derler falan. Ama belli ki AK Parti işte işler nasıl? Harika harika harika. Allah işte kimi zaman Cumhurbaşkanımızdan, kimi zaman reisten razı olsun. Şimdi bu yavaş yavaş şikayete doğru döndü. Yani bu şikayete doğru döndü. Diğer taraftan bu üç haftadır. Sadece o da Düzce'de bir dükkanda o kardeşime de buradan selam gönderiyorum. ben AK Partiliyim. Zordayız ama geçecek bugünler bu fatura pandeminin dedi. Ve döndü bana dedi ki siz Tayip Tayyip Bey'in Sayın Cumhurbaşkanı yanında olmalısınız. Şimdi bazı yerlerde de şunu şununla karşılaşıyorum. onlar kulağıma söylüyor. Biz seni koruyamadık. Hakkını helal et. Çünkü bana kafir dendi, bana FETÖ'cü dendi, bana PKK'lı dendi. Bırakın şeyi yani PKK'lı, kandille kağıt imzalandı, dendi. İşte o kadar çok şey dendi ki, çok çirkinlik. Yani kocasını aldattıya kadar gitti yani işlerin ipin ucu kaçtı. Ee, ve o 28 Şubat döneminden beni bilen insanlar şimdi hatırlıyor. Ee, ve e, diyorlar ki işte seni koruyamadık, hakkını helal et hala AK Parti'de kalmış olanlar da dönüp diyor ki ee, işte şey, Tayyip Bey yanında ol. Onu da koru. Yalnız bir koru şey de var. Bunlar şahitlidir. Bir diğer taraftan daha sık başladı. Ben AK Parti işte şu kadar zamandır AK Parti'm yöneticiliğini de yaptım. Ama işte şu 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 konularda acayip canımız yanmış durumda bir esnaf temsilcisi gibi Düşünün veya bir gene dezavantajlı grup temsilcisi gibi bir daha oy verirsem de başlıyorlar. Böyle çok seçmenle karşı karşıyayız. Ama bu seçmenin oyunun inşallah İyi Parti'ye gelmesi için bir gayretimiz var. Birinci parti olmayı hedefliyoruz biz seçimlerde bu yanlışlıkları düzeltebilelim diye. Biletimiz de o fırsatı verir diye ümit ediyoruz. Araya gidiyoruz aradan sonra programın son bölümüne gireceğiz. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Size hızlı hızlı sizin Olur. parti içiyle ilgili e, eleştirileri soruları soracağım. Tabii. Lütfen e, Tabii. çok az bir zamanınız var. Ya Başka sormak istediğim bir konuda var. Lütfen şey Peki. cevap verirseniz tamam. Tamam. tasarruflu mutlu Kısa. edersiniz. Tamam. 200 kişiyle başlayan kurucular Kurulu'ndan 60 kişi istifa etti. 43 sandalyeye de 37'ye düştü. Bu insanlar niye istifa etti? <laughs> Pas geçeyim. Siz bilirsiniz yani kimse Yok, cevap vermez. Hayır, epeyce uzun. Hı. Anlatmam lazım onun için. Ee, gitmemelerini, istifa etmemelerini çok isterdim ama istifa etti arkadaşlarımız. Her istifanın arkasından da e, bunu o, bir daha böyle bir istifanın olmaması için elimizden gelen e, gayreti ve önlemi alma yolunda çalışıyoruz. İstifa edene geri dönüş kapısı açık mı? Elbette açık. Ee, Ümit Özdağ'ın ihraç kararı mahkemeden döndü. Şimdi ne olacak? İhraçta ısrar edecek misiniz? Yani henüz hiç bu konuda hiçbir arkadaşımla herhangi bir şey konuşmadım. Dolayısıyla yani konuştuğumuz bir şey yok. Olsa söylerdim size. E, Aytun Çıra'yı partiden ayrılmasın diye genel başkan baş yapmışsınız. Koray Aydın buna Musavat Bey ile birlikte tepki göstermiş. Yok. Koray Bey İstanbul İl Başkanı da istemediği için bunun yüzden tartışmışsınız. Böyle bir tartışma oldu mu? Yok yalan bu. Gerçekten yalan. E, Sayın Çıray e, benim çok uzun zamandır tanıdığım, DP döneminden tanıdığım bir arkadaşımdır. Kongrede bizim e, bazı problemler oldu. Zaten bütün mesele o. 20 Eylül kongresinde bazı problemlerimiz yaşandı. Bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Sonuç itibariyle ben insanların öfkesini dinmesini beklerim. Haklı haksızlık üzerinde durmam. E, sadece şunu söyleyeyim. Yıllar evvel ilk defa İçişleri Bakanı olduğumda e, kayınvalideme bir soru sormuştu. E, Yasemin'in penceresi vardı o zamanlar. E, eve gelmiş Yasemin Hanım. Gelmiş patır kütür. Gelinin en büyük özelliği nedir demiş. Kayınvalidemin verdiği cevap, annemin verdiği cevap şu. Gelinin en büyük özelliği sabrıdır demiş. Dolayısıyla ben sabırlı bir insanımdır. E, sabırla koruk helva olur derler. E, İnsanlara fevri davranmamaya gayret ederim fevri yani hissi duygusal fevri davranan insanların da bu öfkesinin geçmesini beklerim. O nedenle hayata siyasete bakışım budur. Biz arınmak politikası bakış açısıyla bakmıyoruz hayata siyasete biz artma politikasıyla bakıyoruz. Koray Bey ile yaşandığını iddia edilen her şey çok net söylüyorum kesinlikle yalandır. Koray Bey, e, sizin İstanbul İl Başkanı'nı sizin yerinize, kendi yerinize hazırladığınızı düşünerek de size... Yok. Böyle böyle bunlar da yok. Ona bir tek e, Sayın Özda inandı. Hı. E, yani İstanbul İl Başkanı Bura Bey'i yerime hazırladığıma dair isnadı e, ortaya koyar. Açık açık da söyledi zaten. Bir tek Sayın Özda Hiçbir arkadaşımda böyle bir durum yok. Musavat Dervişoğlu'na kızıp sosyal medyadan takipten çıkarmışsınız. Ertesi gün geri almışsınız. Böyle bir şey yaptınız. Yok şey, hayır. hayır. Hiç. Hayır. Musavat Bey de benim Ha yani bu MHP'ye geçmezden evvel bildiğim tanıdığım abimin kardeşim dediği bir insandır. Tekrar söylüyorum ya yani insan kızabilir. Ha bir tek e, bizim partimizde özgürlük çok yüksek olduğu için genellikle arkadaşlarımız birbirine sosyal medyadan e, Öyle mi? E, biraz şöyle yapıyorlar. O onu düzeltebilirsek iyi olacak. Muharrem İnce'nin partisine geçişleri engel olmak için toparlanma hareketi diye bir şey başlatmışsınız. Ümit Yok, Özdağ da yalan. birlikte hareket edenleri yeniden partiye Yok, kazandırmak istiyormuş. O da yalan. O da yalan. Ben e, tekrar söylüyorum, hiçbir arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Yani biz geçmişte e, bize e, bizi ihraç ettiklerinde arındık denilmişti. Bu arınma sözüne de e, çok yani tepkisel bir yanım var. Biz artmayı istiyoruz. Mesela bazı milletvekili arkadaşlarımızın niye ayrıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, bazı şeyleri söyledikleri zaman hep beraber bu yani geri kalan arkadaşlarımızla ayrıtler içinde kalmışızdır. Sade milletvekili, sadece milletvekili olsa ya başka şeydir. Ama ben genel başkanım. Milletvekili değilim. Şahsi hiçbir talebim, hiçbir hesabım, kitabım yok. Hedefimiz Türkiye, Türkiye'nin nefes alması. Özellikle sizin yaş grubu. Yani feci durumda, bir, o Z kuşağı zaten yazık e, durumda. E, o insanların hayallerini, umutlarını gerçekleştirmeleri için Türkiye'de bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. En önemlisi de sistem ve zihniyet değişikliği. Bunu başarmak için yoldayız. E, asla e, konuşmam da ben arkadaşlar. Mesela ben dedikodu yapmam, surata söylerim. E, çünkü Allah'tan başka kimseden korkmadığım için. Ee, yani bunu da çok ispatlamış bir politikacıyımdır. Yani bu, bu kimseden korkmama işlemini çok, ee, çok da üzülüyorum yani arkadaşlarımızı. Çok değerli bir yazar dostum var ee, Şebnem işi güzel. Size program içerisinde onun bazı sorularını sordum da. Evet. Ee, ama Şebnem'in çok güzel de bir tespiti var. Diyor ki e, Hanım'ın çok temiz bir şıklığı var diyor. Profesyonel bir danışmanlık alıyor mu hani giyecekleri tarzını nasıl belirliyor merak ediyorum diyor. Başka soruları da vardı onları zaten program içerisinde de size çok sordum. Çok hızlıca bunu söyleyeyim yok e, fakat şöyle ben öğretmen okulu mezunuyum. Annem gibi benim annem benim. Şimdi evet e, anneniz bilir ben ne dediğimi öğretmen okulunda okuyanların tamamı anlayacaktır kadınlar anlayacaktır. Şimdi biz çok özel bir eğitim aldık Bursa öğretmen okulu mezunuyum ben dikiş dersi gördük, moda dersi gördük. Çünkü öğrencileri anlatacağız ya. Mesela bizim bil, bize öğretilen bir şey var. Ee, i̇şte o temiz şıklık. Bir, <laughs> üç renkten fazla üstünde olmayacak. Çocuğun dikkatini çekmeyecek. Kocaman küpeler takmayacaksın, sallanmayacak, gör, yani çocuk şey yapmayacak. Aşırı makyaj yapmayacaksın. Saçların ya kısa olacak temiz ya uzunsa mutlaka toplu olacak. Ayakkabınız mutlaka temiz ve boyalı olacak. Bu kadar topuklu giymeyeceksiniz. tak 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 yürürken çocukların dikkatini çekmeyeceksiniz. Yani orta boy, çok özel bir eğitimden geçtik biz. Muhtemelen onun yansımasıdır. Hmm. Ama siz kendiniz karar veriyorsunuz yani nereye giyeceğinize. Ben dikiş diktir, diktiriyorum çünkü e, e, ya sık değiştirmek zorunda kalınca e, biraz yani satın almakta. <laughs> Onun için işte kumaş alıp diktiriyorum. Ee, program bitti ama ben size şeyi soracağım. İkinci aşıyı oldunuz mu? Evet bugün oldum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi. Ben öncesinde de e, bana bir şey olmadı. Sadece kolum ağrımıştı. Biraz şöyle dokunduğum zaman kolum ağrımıştı. Onun dışında bir şey olmadı. Ee, siz Covid geçirmediniz değil mi? Hayır. Ha, i̇yi. Yok, benim kor etrafımda kendinizi. pek çok kişi Covid geçirdi. Bana bulaşmadı ama ben bir... Maskeye çok dikkat ediyorum. Bir de el temizliğine. Yani e, tecrübeyle sabit buradan vatandaşlarımıza bunu söylemek isterim bizi izleyenlere. E, i̇nsanlarla e, yakın çok fazla olmama gayret ediyorum ama gene yakın temas oluyor fotoğraf çektirirken. Mutlu, elimi asla yüzüme götürmüyorum. E, ve e, mutlaka arabaya bindiğim zaman elimi dezenfekte ediyorum. Maskemi sık değiştiriyorum. Çift maske de kullanmıyorum ben yani tek maske ama asla bunun aşağısına da indirmiyorum çok dikkat ediyorum. Ne diyorsunuz bu Covid belasından dünya bu sene kurtulabilecek mi? Valla inşallah yani inşallah hepimiz duamız onunla e, ilgili e, yani e, bilim kurulundan veya bu konu uzmanı arkadaşlarımızın e, e, anlattıkları zaman zaman ürkütüyor. Biz e, Covid işi ortaya çıkar çıkmaz. Sayın Ahat Andican'ın, Sayın Sinan Sözen'in, Sayın Aylin Cesur'un, Aslan, Sayın Aslan Kabukçuoğlu'nun bizde epey doktor arkadaş var ve Sayın Aytun Çıray'ın bir araya geldiği ve anlık COVID meselesinin takip edildiği, aşı vesaire konularının takip edildiği, önerilerin onlar tarafından ortaya konulup Ekonomi e, politikalarını yürüten arkadaşlarımız Sayın e, Ümit Özderle Sayın Erhan Usta ve Sayın İsmail Tatlıoğlu Sayın Cihan Paçacı gibi arkadaşlarımızın da bunları öneriye çevirdiği bir e, sistem kurduk. İyi bilgiliyim ben bu konuda. E, arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Burada hazır e, fırsat olmuşken kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Program bitti. E, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bitirirken isterseniz son sözü size bırakayım. Siz e, e, çünkü ilk kez sizi burada misafir ediyoruz diyoruz. Bizim bizim açımızdan bir hanımefendiyle de ilk kez programımızda ağırlıyoruz. Ayrı ediyorum. bir mutluluk ve şeref bu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ee, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Ee, i̇nşallah ülkemiz için COVID'de başta olmak üzere e, her şeyin e, doğru dürüst e, yürüdüğü, esenlik içinde, sağlıkla, sıhhatle, huzurla bir e, Türkiye ile e, karşı karşıya kalırız diye... Dua ediyorum, ümit ediyorum. Sen Genel Başkan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta salı günü biz yine buradayız. Hoşçakalın.